Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nden Tucker Carlson'ın, bir gazetecinin sorularını yanıtladı ve bu röportaj bütün dünyada inanılmaz bir ses getirdi. Hatta Amerikalı gazeteci bütün Batı tarafından da hedef tahtasına konuldu. Bu röportajın ayrıntılarını da almak isteriz senden. Neden bu kadar ses getirdi ve gazeteci neden hedefe konuldu? Neden bu kadar ses getirdi? Çünkü Avrupa'da, Batı'da, Avrupa ve Amerika'da artık demokrasiden bahsedemiyoruz. Fikir özgürlüğünden bahsedemiyoruz. Düşünün ki Rus klasik müzik bestecilerinin yasaklandığı, her türlü düşünce, serbest düşüncenin bastırıldığı, tartışmaya müsaade edilmeyen bir Batı var artık karşımızda. Biz bunu Türkiye olarak yakından biliyoruz. Nereden biliyoruz? Ermeni soykırımı yalanı konusunda devletler kararlar verdiler, siz dediler Ermeni soykırımı yoktur derseniz suç işlemiş sayılırsınız diye Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bununla hukuki olarak mücadele etti ve başarı kazandı. Dolayısıyla Türkiye'nin Ermeni soykırımı yalanından bildiğimiz konu Ruslar için de geçerli. Rusya Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna başladıktan sonra bu sefer Rusya'da Avrupa'da, Batı'da, Amerika'da bu konu tartışmaya kapatıldı. Siz dediler bu konuyu demokratik bir şekilde tartışamazsınız. Sadece bizim verdiğimiz doğruları tekrar edebilirsiniz ya da yayabilirsiniz diye. İşte bu yüzden Rus lider, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'li gazeteciye verdiği röportaj çok ilgi çekti. Çünkü insanlar aslında konuyu tartışmak istiyorlar Batı'da da. Röportaj yayınlandıktan birkaç saat sonra biz internette arama yaptık. Milyonlarca izlenmişti daha birkaç saat geçince. İnanılmaz bir ilgi. Dünya kamuoyunun gündemine bu röportaj oturdu diyebiliriz. Bu videoda izleyicilerimize göstermek istedik. Çok matrak bir video aslında. Vladimir Putin tarihsel olarak konuyu çok güzel anlattı, Ukrayna meselesini. Hatta bu konuda ABD'li gazeteci oldukça geri kaldı. O genel hazırlanmış sorularını yöneltirken Sayın Putin ta 9. yüzyıla kadar uzanarak bütün bölgenin tarihini gazeteciye ve dünyaya da anlatmış oldu. 2 saati geçen bir röportaj çok etkili ve Sayın Putin sadece tarihi olarak Ukrayna meselesini ele almakla kalmıyor. Bugüne kadar ABD'li başkanlarla aralarında süren pazarlıkları, konuşmaları, Rusya'nın taleplerini, ABD'li başkanların yalanlarını hepsini tek tek anlatıyor. Bu açıdan inanılmaz faydalı bir röportaj. Yani kısa yakın dünya tarihi açısından da faydalı. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından gelişen süreci Sayın Putin anlatmış oluyor derli toplu bir şekilde. Biz de ulusal kanal olarak arkadaşlarımız çok özenli çalıştılar. Güzel bir montaj ve seslendirme yapıldı. Onu da verirsek Uğur Bey, ulusal kanalda yarın akşam bu röportajın tamamı 20.30'da Türkçe olarak, altyazılı olarak verilecek. İzleyicilerimize de şiddetle tavsiye ediyoruz. Biz izledik, gerçekten çok güzel bir röportaj. Yarın akşam 20.30'da ulusal kanalda Vladimir Putin'in Amerikalı gazeteciye verdiği bu özel röportajı izleyebilirler. Çok teşekkür ediyoruz Kıvanç. Çok sağ ol, vaktini ayırdın.